Ali Hoca, burada namaz kılmanın hayalini kurardın hep. İşte geldik. Vellezî enzele's-sekînete fî kulûbil mü'minîne liyazdadû îmânem me'a îmânihim ve lillâhi cunûdus-semâvâti vel-ârd ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Şehzade geliyor. Hadi hemen gel. Hadi. Hadi. Bismillah. Destur. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalâh, hayy alassalâh. Hayy alalfelâh, hayy alalfelâh. Kad kâmetissalâti, kad kâmetissalâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Burada namaz kılmamızı nasip eden Rabbime hamdolsun. Allahu Ekber. Rodos düştü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ben İbrahim, derin sularda yüzmeyi öğrenen, kalbin kanayıp vermediği cevapları gökyüzünde yıldızlarda, tek ve çift sayılarda, ebced ve de hurufide, dağların zirvelerinde, karanlık kuyu ve dehlizlerde, korkuyu güçlülerin gözlerinde arayan, bulduğu her cevapla yeniden, yeniden yanan İbrahim. Ben İbrahim, Mona Lisa'dan olma, Sofya'dan doğma, Pargalı dönme. 15 yıldır görmediğim annemin yüzünü. Aynalardan kaçtım. Suretimde kardeşimin, annemin, babamın eksik parçalarını aradım. Aradıkça kayboldum, dönemedim. Ufuk yön yoktu. Tutamadım ellerini. Kulağımda annemin çaldığı keman, ondan öğrendiğim nameler. Çocukluğumun ana yurdundan kaçırdığım, elimde kalan tek miras. Ne oldu Parkalı? Deniz mi dokundu?
17 sene evvel bu denizde ayrıldım ailemin yanından hünkârım. Onu hatırladım. Çocukken ağlayarak geçtiğim bu büyük denizi. Onu hatırladım. Merak etmiyor musun aileni? Rodos'tan zaferle dönelim. Seni Parga'ya yollayacağım. Rodos muhasarasında hünkârımızın Allah'ın sevgili kulu olduğuna bir daha iman ettim. Zifiri karanlık bir gecede gelen bu ani baskında kadırgası isabet aldı. Son anda kurtuldu. Marmaris'e otağına döndü. Ama öyle bir döndü ki fırtına kopacaktı. Senin savaş nizamını iflas etmiştir Fili Paşa. Dün itibariyle kayıplarımız tespit edilsin. Kaç kadırga, kaç levent denizin dibinde. Hünkârım, bu yüce makamdan aczimi istirham ederim. Hünkârım, müsaadeniz olursa bir hususu arz etmek isterim. Bu savaş nizamının tek yetkilisi Serdar Ekrem Çoban Mustafa Paşa değil mi hünkârım? Nizam onun nizamı. Çıkın, beni Pir Paşa ile yalnız bakın. Pir Paşa, böyle her lafımda hassasiyet gösterip cengin ortasında mührü iade etmek de ne oluyor? Senin mevkine, tecrübene yakışıyor mu bu? Benim meselem şahsi değil. Devlet-i Aliye'nin bekası için, zaferimizin kusursuz tecellisi içindir. Çoban Mustafa Paşa'yı serdarlıktan alıyorum. İrademi tebliğ edin. Anadolu'ya geçsin, beklesin. Hünkârım. Bu konu bugün bitsin Piri Paşa. Konuşmayalım, işimize bakalım. Ahmet Paşa gelsin hemen. Ahmet Paşa. İkinci vezirimsin. Ahmet Paşa, serdarlığa terfi ettin. Rodos'a dön, askerin başına geç. Bu şerefli göreve layık olmak için tüm gücümle çalışacağımı arz ederim hünkârım.
Hayırlısı olur inşallah. Hünkârım, hayırlı haberi ilk benden duyun istedim. Herki ve Nisiros adalarını aldık. Ulaklar şimdi geldi. Lağımcılar Rodos'a geçmişler. Çok şükür. Rüzgar bizden yana dönmeye başladı Fargalı. Leventlerimi kutla, sevindir. Rodos arasına komşu Herki ve Nisiros adalarını aldık. Sancağımızı şerefle diktik adanın burçlarına. Lağımcıların zaferidir bu. Lağımcılar şimdi de Rodos Kalesi'ne ulaşmak için kazmaya başladılar. Rodos Kalesi'ne çok önemli bir Venedikli mühendis gelmiş. Gabriel Martiningo, ne yaptığınızı anlamaya çalışıyorum ama anlamıyor. Birazdan anlarsın. Bekle. Martiningo ismiyle maruf bu zatın Avrupa'da lağım savaşlarını yapmış ve kazanmış bir mucit olduğu rivayet olmuş. Biraz daha mesafeli koyun. Evet, işte böyle. Komiser. Biraz daha fazla serpin. Burayı hemen kazmaya başlayın. Bu kaleyi kazanmanın tek yolu lağımcılar. Osmanlı lağımcılarını kazdıkları tünelde yok edeceğiz. Kaç ay oldu hünkârım? Ne kadar daha kazacağız bu kafirin kalesini? Lağımcılar ağır mı çalışıyor ne? Kafirler sultanın kadırgasını batırdık, kaçırdık diyorlar. Sen zembiline böyle laflar koyma Ali Hoca. Bak sana yük oluyor. O kafirler yakında görecekler Osmanlı sancağını kalelerinin zirvesinde. O vakit anlayacaklar. Sabır Ali Hocam. Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan öfke anında kendini tutan kimsedir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Hünkârım, Ferhat Paşa'mız Zulkadiroğlu Ali Bey'in isyankar kellesini almış, payitahta geri dönmüş. Âlâ. Ayrıca duyduk ki Üstad-ı Azam merkezden yardım dileniyor. Ona kimse yardım edemez artık. Ablu kasıklaştı. Venedik'ten Kıbrıs'a bazı tekneler gitmiş. Venedik, Kıbrıs'ı alacağımızdan da korkuyor belli. Korksunlar. İyidir korku. Çoban Mustafa Paşa hemen yola koyulsun. Mısır'a gitsin. Şam, Halep ve Mısır'daki mevkimize sahip çıksın. Mısır boş kalmamalı. Emredersiniz. Hünkârım, Piri Paşa ve Ahmet Paşa'nın kadırgaları koya girdi, demir atıyor. Birazdan burada olurlar. Âlâ. Kafir diken üstünde. Rodos Kalesi'ni uyku tutmaz. Efendimiz, Cem Sultan'ın oğlu Murat Sultan geldiler. Hemen gelsin. Murat Sultan, sana iki defa haber yolladım. Neden geç geldin? Hasta yatıyordum. Osmanlı donanması bizi fena halde sıkıştırdı. Kaleden çıkamaz hale geldik. Buraya geldiklerinde benden önce senin peşine düşecek Sultan Süleyman. Seni geri götürmek isteyecektir. Benim yerim burası. Ben babamı sürgün etmiş, yok etmiş bir saltanata güvenip de dönmem.
Benim burada bir ailem var, hayatım var. İstersen geçici bir süre için seni Malta'ya göndereyim. Gece adanın arka koylarından birinden balıkçılar seni kaçırırlar. Rodos Kalesi'nin altını delik deşik ettik hünkârım. Günlerdir tünel kazdık. Artık kalenin ortasına çıkmaya daha yakınız. Ahmet Paşa ile dün gece tünelde kazıya nezaret ettim. Kafir Rodoslular da bizi durdurmak için kazıyor hünkârım. Yolumuza barut döşüyorlar. Ama bizim yiğitlerimiz de onları oyalamak için yalandan gürültü çıkarıp tam tersi istikameti kazıyor. Ne vakit hücum edeceğiz? Beklemekten icat çıkarır oldum. O kalenin duvarlarına yetecek hareketli merdivenler yaptırıyorum. O merdivenlerin üstüne öyle adamlar yerleştireceğim ki ateş, barut, kızgın yağ işlemeyecek. Bu nasıl bir icattır hünkârım? İnsan evladı değil mi onlar? Sen dua ne et Ali Hoca. Yarın gece göreceksin ne menem evlat olduklarını. Yarın gece bu vakitler inşallah kalenin içindeyiz hünkârım. İnşallah. Kafire yaklaşınca tünelde bizimkiler kas tüylerini yakıp atsınlar o tarafa. Kaçsınlar, deliği kapatıp beklesinler. Kas tüyü ne yapacak ki onlara hünkârım? Dumanı zehir saçar paşa. Nefesini keser kimse olursa. Çırpınarak orada soluksuz kalırlar. Kaç hayvanın inine o kas tüyleri sayesinde girdim bilemezsin. Biz geceden gitsek, girsek tünele, versek ateşi kas tüylerine. İbrahim gel gidelim, ben orada olmalıyım. Orada kazma sallayan adama ihtiyaç var Matrakçı. Eli kalem tutan hadi. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Validem, şükür kavuşturana. Seni bize salimen kavuşturan Rabbime şükürler olsun aslanım benim. Öyle havadisler geldi ki hepimiz öldük dirildik. Evet, bazı felaketlerin eşiğinden döndük. Dualarınız korudu beni. Ama İbrahim de kendini siper etti bana. Rodos'ta hançerlendik, İbrahim yaralandı. Lakin durumu iyi, toparlandı. Allah ondan razı olsun. Hatice'm. Hoş geldiniz hünkârım. Mustafa'm, ciğerparem. Çok iyi gördüm seni. Büyümüşsün maşallah. Sen de büyümüşsün hünkârım. Hürrem Hatun doğum yaptı. Aka sen öğrenmişsindir. Doğdu mu şehzadem? Şehzade değil, kız doğdu. Kız kardeşim çok güzel. Süleyman. Sultanım. Kulunuzu bağışlayın. Şehzade olmadı, kızım oldu. Utanıyorum. Sözümü tutamadım. Hünkârım, çaresizim. Korkuyorum. Beni affedin. Ayağa kalk. Sizin kutlu yüzünüze nasıl bakarım? Ayağa kalk dedim.
canımın sultanı. Çok özledim. Çok ağladım. Gözlerime nasıl bir sihir etti Felek? Gözyaşlarımı kan eyledi, ağlayışımı arttırdı Felek. Aslanlar bile kahrımın pençesinde titrer iken, beni bir gözleri ahuya aciz kıldı Felek. Güzel. Kimin bu şiir? Muhibbi'nin mi? Hayır. Muhibbi'nin babasının, Sultan Selim Han'ın şiiri. Valide Hafsa Sultan'a yazmış. Çok aşık olmuş. Ne güzel söylemiş. Mihrimah. Güzel isim koymuş validem. Benim güzel narin kızım. Annesine benziyor. Annesi gibi güzel, akıllı olacak Mihrimah Sultan. Sevdin mi kızımı? Evladım o benim. Evladın kız erkeği olur mu? Benim kanımdan, benim canımdan. Sevdiğim hatundan bir parça. Gidiyor musun? Hemen gitme, hasret kaldım sana. Mühim işlerim var. Validem nerede? Hatice Sultan'ın yanında. Gelecek, haber versem? Çağırın gelsin. Hayır. Hayır.
geldin mi aslanım? Validem. Çekilebilirsin Sadık'a. Hatice çok üzgün. Biliyorum validem. Ben de bu husus için gelmiştim. Pir Paşa ile görüştüm. Mehmet Çelebi'nin sağlığı için gereken her şey yapılacaktır. Bu konu da böylelikle kapanmıştır. Başka bir mevzu daha var konuşmak istediğim. Söyle validem. Dün gece Mahidevran ve Mustafa ile kalmışsın. Seni ailenle görünce şükür duaları ettim. Mustafa için kaldım. Başka mani aramayın. Şehzadem çok hassas bir çocuk. Ailesini ayrı görünce mutsuz oluyor. Bugün Perşembe, mübarek gece. Görevini ihmal ettin kaç zamandır. Mahidevran'ı has odana davet et. Şimdiye kadar sabırla bekledi cezasının bitmesini. Ama artık günah aslan. Bu mevzuyu kapat validem. Hayatıma karışmayın. Ailemi korumak benim asıl vazifem. Validen olarak istiyorum bunu. Yapmazsan hakkımı helal etmem sana. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun validem. Aslanım benim. Sabahımı aydınlattın. Ben razıyım. Allah senden razı olsun. Sağ ol validem. Validem divanı topluyorum. Paşalarıma tebliğ etmeden siz de bilin istedim. Piri Paşa bugün itibariyle vazifesinden ayrıldı. Öyle mi? Üzüldüm. Rahmetli Selim Han'a da başarıyla hizmet etmiş, devlet-i âliyeye sadakati büyük bir paşadır. Keşke devam etseydi. Daha genç, daha cevval bir vezir-i azam istiyorum validem. Benimle büyük hamleleri yapabilecek, benden önde koşacak birini tayin ettim. İbrahim artık benim vezirliğimi yapacak. Pargalı İbrahim. Elbette genç, istikbali parlak olacak biri. Ancak tecrübe çok mühim bir meseledir aslanım. O makam acemilik kaldırmaz. Pargalı hayli zamandır devlet-i âliye terbiyesi gördü validem. Haksızlık yapmayın. Ben hak edene hakkını teslim ederim. Valide Sultan Hazretlerimiz geldiler hünkârım. Mühim bir şey mi oldu validem? Nedir bu? Kimdir bu illete tutulan kişi? Mehmet Çelebi. Ben biricik Hatice'min bir daha aynı acıları yaşamasını istemem aslanım. Evladımın gözünün yaşını yine silemem. Bu illetin neyle nihayetleneceğini bile bile. Ani bir karar almak istemem validem. Kimseye haksızlık yapmak gibi bir niyetim de yok. Düşüneceğim endişelerini, tasalanma sen. Hünkârım, Şehzade Mustafa hastalanmış, ateşler içinde yatıyor. İşte en korktuğum şey buydu. Ya Mustafa'ma da bulaşmışsa bu illet? Allah muhafaza validem. Haydi gel gidip bakalım hemen. Aslan parça. Ne oldu? Yakışıyor mu sana hasta olma? Hı? Ağrın var mı? Çok mu yanıyor canım? Validem. Küçük şehzademize de bulaşmasın, yazık. Haklısın.
Hürrem, aman Mehmet'i uzak tut buradan. Al götür. Çok üzüldük oğlumla. Geçmiş olsun. Hünkârım. Müsaadenizle. Nesi var hekim kadın? Geçmiş olsun hünkârım. Çok üşütmüş. Öksürük de sürdüğüm ilaçla sökülüp atılacak. Oh çok şükür. Bak üşütmüşsün. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Mehmet Çelebi ne zaman gitti mektepten? 2 hafta oluyor. Duyunca hemen hocasını değiştirdim. Paşam, nasıl olur? Çok üzüldüm. Bu karar teamüllerin aksidir. Size büyük haksızlık edilmiştir. Ahmet Paşa, her şey teamüle uygun cereyan etmiştir. Size daha önce söylediğimde bana kızmıştınız. İşte gördünüz. Sıradan bir kapı kulu, bir dönme sizi yüce makamınızdan etmiştir. Paşalar, beyler, bakın. İyi bakın. Karamanlı Piri Mehmet Paşa'mız son gerçek Osmanlı veziri azamıdır. Bundan böyle devletin mührü kapı kullarına geçmiştir. Ahmet Paşa. Sen nesin? Sen bu yüce kapının kulu değil misin? Benimle ilgili fikirleriniz, benim için sarf ettiğiniz bir cümle hakareti kabul ediyorum. Doğrudur. Ben hünkârımın kapısının kuluyum. Bargalı devşirmeyim, doğrudur. Lakin hünkârımın yüce iradesinin üstüne söz söylemek sizin haddiniz değildir paşa. Sen kimsin? Seni men ederim. Benim fikrim neyse söylerim. Söyleyemezsin paşa. Söyletmem. Piri Paşa. İbrahim Paşa. Gelin benimle biraz yürüyelim. Ayaklar baş oldu. Ferhat Paşa. Hazırlan. Gayrı bizi tutmazlar bu sarayda. Ya dar ağacı ya sürgün bekler bizi. Biri Paşa şu düğün mevzunu konuşalım sen gitmeden. Elbette hünkârım. Ne vakit uygun olur? Vaktidir. Daha fazla beklemeyelim. Yapalım düğünü. Bu hafta gel de tarihi kesinleştirelim. İlan edelim. Nasıl arzu ederseniz. Görüşürüz paşa. İbrahim sen kal. Paşa ile konuşacaklarınız vardır.
baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sırrı bu. Sen miydin Pargalı? Hünkârım, malum hadiseyi şimdi öğrendim. Sıkıntınızın sebebini anladım. Çok haklısınız vaziyet karşısında. Şahsen ihtimal vermek istemiyorum. Ben istiyor muyum Pargalı? Bu kararı almak için çok düşündüm. Lakin bir çare bulamadım. Haremime, aşkıma katil yaftası vurmak kolay mı sanıyorsun? Layı infaz. Evlatlarımın anası Hürre. Elim bu kadarına vardı. Sizi bu ıstıraptan kurtarmak için elimden ne gelirse yapacağım hünkârım. Söz veriyorum. Benim için ve ailem için mühim bir gün. Kıymetli kardeşim Hatice Sultan'la Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın yakında gerçekleşecek izdivacının müjdesini veriyorum. Allah saadetlerini daim etsin. Amin. Bu izdivaç hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Hünkârım, yiğitlerimiz meydana çıkmaya hazır. Emir buyurmanızı bekleriz. Başlasınlar ha. Hatice'm, canım kardeşim. Validem, Peri Paşa'nın mahtumu ne oldu? Aslanım bozdu nişanı. İbrahim Paşa'yı münasip buldu. Tebrik ederim Hatice'm. Allah mesut bahtiyar etsin. Sağ ol. Duydun mu? Ben sana ne dedim? Pargalı damat da oldu artık başımıza. Aileden biri oldu. Müneccim olmuşsun sen paşam. Artık onunla daha yakın ilişkiler kurmak. Sözünden çıkmamak lazım. Yakınlaşmak istediği için mi seni Semendire'ye beni Mısır'a gönderiyor? Aramızda denizler, dağlar var artık.
İyi bak İbrahim. Şu zayıf olan kazanacak güreşi. Bir hayli çevik. Lakin karşısındaki de güçlü bir yiğit. Bence o kazanacak hünkârım. Göreceğiz. Pargalı düğünden sonra ne yerleşeceksiniz Hatice'mle birlikte? Münasip bir yer bakmaya başladım hünkârım. Lüzumu yok. At meydanındaki sarayı tahsis ettim sana. Orayı severim bilirsin. Sarayı da yakın. Şeref verdiniz hünkârım. Yediğiniz ziyadesiyle mutlu etti beni. Bir an evvel git bak. İçinde yapılmasını istediğin Hatice'm de görsün tabii. Değişiklik varsa yaptır onları. Sağ olun hünkârım. Bir an önce başlarız hazırlıklara. Gördün mü bak? Beden gücü değil, zeka ve kıvraklık kazandı. Hakkı haliniz varmış hünkârım. O zaman matrakçı da kazanır. İbrahim Paşa. Hürrem Hatun geldi. Siz çağırmışsınız. Her şey istediğiniz gibi olacakmış, öyle dedi. Mekte. Hünkârım, mühim bir havadis vermek istiyorum. Cariyelerden biri Ayşe Hatun cinayetine şahit olmuş. Katilin Hürrem Sultan olmadığını söylüyor. Kimmiş peki? Onu bulmamız mümkün olmadı. Lakin katil Hürrem Sultan değil, onu biliyoruz. Neden söylemedin bana? Hünkârım, hakikati bizzat kendim araştırmak istedim. Emin misin? Adım kadar eminim. Hürrem Sultan'ın saraya dönmesini sağla hemen. Zaten çağırdım hünkârım. Birazdan burada olur. Derhal yola çıksınlar, İbrahim Paşa'ya ulaştırsınlar. Hünkârım, Hatice Sultan geldi. Huzura kabulünü arz eder. Sultanım, hünkârımız çok meşgul. Dairenize dönmenizi istedi. Mutlaka görmem lazım. Mühim demedin mi? Söyledim elbet, lakin gitsin dedi.
Sen benim irademe karşı mı çıkıyorsun paşa? Ben sizin iradenizi nasıl tartışırım hünkârım? Kimin haddine? İbrahim Paşa'yı vezir-i azamlığa siz seçtiniz. Sizin yüce iradeniz karşısında hürmetle eğiliyorum. Meramımı anlatamadım hünkârım. Ben başka bir husus için gelmiştim huzurunuza. Neymiş o husus? Söylesene paşa. Hünkârım beni mazur görün. Sizinle bu meseleyi konuşmak benim için hayli zor. Hanedanımızın damadı Ferhat Paşa. Beyhan Sultan'a da hürmetim sonsuzdur. Ferhat Paşa'nın bir faaliyetini mi söyleyeceksin? Ferhat Paşa'yla şahsi bir husumetim yok hünkârım. Lakin hakkındaki tezvirat ayyuka çıkmış halde. Dulkadiroğlu isyanını bastırdı ama namı zalim Ferhat Paşa'ya çıktı. İsyan bastırılınca böyle şeyler söylenir paşa. İsyan kanla bastırılır. Hakkı haliniz var hünkârım. Lakin Ferhat Paşa hakkında söylenenler sırf bu olsa keşke. Biz Rodos'ta kafirle cenk ederken paşa şahsına öyle bir düzen kurmuş ki yedi ceddini abad etti derler. Rüşvet, haraç, kul kayırma. Vahim mertebede. Bana bu tezviratın lakırdısı yetmez paşa. Belgesini de getir ki alayım kellesini Ferhat Paşa'nın. Lakin şunu da bilesin. Sultan Süleyman'ın adalet terazisi şaşmaz. Hünkârım, beni çağırmışsınız. Gülfem Hatun. Nicedir seninle alakadar olamadım. Nasılsın? Sağ olun hünkârım. İyiyim çok şükür. Sağlığınızın duacısıyım. Gülfem Hatun, ben seni çok mu üzdüm? Senin ahını mı aldım ki hatunlarımla bu sıkıntıları yaşıyorum? Hünkârım, benim sizden bir şikayetim yok. Hiç olmadı. Siz beni hiç üzmediniz. Hiç kırmadınız. Asla gönül koymadım size. Her zaman mutlu olmanızı, yüzünüzün gülmesini istedim. Evlatlarımızın el kadar küçükken kaybını da takdir-i ilahi olarak gördüm. İsyan etmedim. Kaderimizin bizi hiçbir vakit ayırmayacağına inancım tamdır. Gel otur şöyle. Bu yüce kapının ardında neler olur? Neler yaşarsınız bilmem. Lakin hünkârım, ben sizin kalbinizi, vicdanınızı iyi bilirim. Bu yüzden kusuru kendinizde aramayın. Kendinize haksızlık etmeyin. Kusur bende değilse kimde Gülfem? Aklındakini söyle, çekinme. Mahidevran Sultanımız da, Hürrem Sultan da sizi sever, sayarlar. Bundan kuşkum yok. Ömürleri uzun olsun, size şehzadeler de verdiler. Ama asıl aradığınız şeyi, huzuru, mutluluğu verdiler mi?
kendimi ayırmıyorum. Ben de veremedim bunları size hünkârım. Hayallerinizin ortağı olamadım. Cehaletimle sizin baktığınız gibi bakamadım geleceğe. Hep eksik. Hep yarım hissettim. Üzülme. Nasıl senin benden yana bir şikayetin yoksa benim de senden yana yok. Sendeki tefekkür, bilgi kimsede yok Gülfem. Sen yüce gönüllüsün. Senin sadakatin ailemiz için çok kıymetli. Senin validemin Hatice'min yanında olman benim içimi çok rahatlatıyor. Hatice'm nasıl? Sayenizde ayakları yerden kesildi. Kanatlandı. Uçuyor Zaki hünkârım. Saadetini bir görseniz. Sen başından beri biliyordun değil mi? Ben her zaman sizinle konuşmasını istedim. Aşka hürmetiniz olduğunu söyledim. Ama çekindi. Söyleyemedi bir türlü. Ben de sırrına ortak oldum, çaresiz. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, saatlerdir sizi bekledim. Lütfen beni dinleyin. Hünkârım, yüzümü bile görmek istemediğinizi çok acı da olsa biliyorum. Günlerdir sizle irtibat kuramadım. Bu yüce kapıdan hep geri çevrildim. Ben ömrümce sizi ve validemi dinledim. Her sözünüze emir telakki ettim. Bana biçtiğiniz kadere tevekkülle razı geldim. Sizi utandırmaktansa ölmeyi istedim. Ben yine sizin arzunuzu yerine getireceğim. Bundan şüphe duymayın. Nişanlı Mehmet Çelebi'nin sabırla iyileşmesini bekleyeceğim. Hünkârım. Hünkârım. İbrahim Paşa makamından, istikbalinden vazgeçip gitti. Size sadakati, hürmeti için gitti. Ben de vazgeçtim kalbimden. Tek dileğim onun canını bağışlamanız. İbrahim yaşasın. Yalvarırım. Hatice, çekilebilirsin. Thank you.
Hünkâr, Mustafa'nın ateşi düşmüş, gözü açılmış. Yarın ayağa kalkar. Şükür. Mustafa'nın ateşlendiğini duyunca Mehmet Çelebi'den hastalık bulaşmışsa diye çok endişelendim. Biliyorsun, vaziyeti iyi değil. Genç. İnşallah atlatır. Validem Hatice'nin bu izdivacı yapmasına menfi yaklaşıyor. Hatice'yle konuşmam lazım. Duyunca yıkılacak. Ne diyeceğim? Sen ne dersin Pargalı? Hatice Sultan sizin kıymetliniz. Onun saadeti için en iyisini siz bilirsiniz hünkâr. Hatice Sultan huzura kabulünü bekler hünkârım. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. Gözümün nuru Hatice. Seni her daim mutlu görmek isterim. Bugün öyle bir haber aldım ki üzüldüm. Mehmet Çelebi ince hastalıktan muzdarip. Bu illeti ne zaman yener bilinmez. Lakin ben iyileşmesi için her şeyi yaptıracağım. Bu yüzden düğünü... biraz erteleme kararı aldım. Meraklanma. Hastalığını yener yenmez size muhteşem bir düğün yaptıracağım. İbrahim. Hünkâr. Piri Paşa'ya haber gönderdim. Yarın geliyor. Ne karar verdiğimi merak etmiyor musun? Hatice Sultan'ı biraz üzgün gördüm ama... onun yüzünü güldüreceğim elbet. Hem ona hem kendime söz verdim. Hünkârım. Ben senin saadetin için, yüzünün gülmesi için bir söz verdim. Mehmet Çelebi'yle olan nişan akdini bozuyorum. Senin kalbinin yangınını gördüm Hatice'm. İbrahim'le senin istivacınıza karar verdim.
Hünkârım, cüretimi bağışlayın. Sizden son bir arzum olacak. Babam ve kardeşimle geldim Parga'dan. Birinci avluda bekliyorlar. Cenazemin aileme teslim edilip Parga'ya götürülüp orada gömülmesini istiyorum. Elbette siz münasip görürseniz. Münasiptir Parga'da elbette. Lakin önce düğününe katılsınlar, sonra emri hak vuku bulunca cenazeni alıp giderler. Nasıl bir aşk bu? Sen her şeyden vazgeçiyorsun. Hatice'm ölmekle eş tutuyor ayrılıp gitmeni. Ben aşka hürmetsiz bir insan mıyım? Seni öldürebileceğimi nasıl düşünürsün? Ben o kadar zalim miyim?